ProDersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Koral Video Studio Xon Ultimate programıyla mask kreatör yani maskeleme aracının ne işe yaradığını beraberce göreceğiz. Arkadaşlar Koral Video Studio'da şu kısma videolarımızı aldık varsayıyorum. Ben bunu biliyorsunuz şu kısımdan yine bunu defalarca söyledim. Tekrar edeyim. Import Media Files diyor. Biz buradan videomuz hangi klasörün içerisindeyse veya masa üzerindeyse oraya giderek oradan videomuzu buraya çağırıyoruz. Daha sonra buradayken şöyle tıklayıp seçtikten sonra faremizin sol tuşuyla sürükleyip böyle bırakabildiğimiz gibi sağ tıklayarak Insert To kısmından Video Track diyerek yine aynı şekilde onun devamına da yapabiliriz. İstediğimiz türlü zaman çizgisini alabiliyoruz. Onu göstermek istedim. Şimdi burası seçiliyken etrafta şöyle turuncu bir renk oluştu görüyorsunuz. Burası seçiliyken şu kısımda Mask Creator var veya Tools araçlar sekmesi altında yine Mask Creator seçeneğimiz var arkadaşlar. Ona tıkladığımız zaman böyle Mask Creator diyalog kutusu geliyor. Burada mask stilleri var arkadaşlar. Burada bir tanesi sabit duran, bir tanesi de video hareketli şeklinde bizim maskelerimiz var. Burada önce şu araçlar ne işe yarıyor onları kısaca sizlere anlatayım. Şurada arkadaşlar fırçamız mevcut. Fırça biliyorsunuz boyama işlemini yapmak için kullanacağız. Burada yine akıllı fırçamız var. Burada dikdörtgen aracımız var. Biraz sonra bunların ne işe yaradığını göreceğiz. Yine elips aracımız var. Silgimiz var. Akıllı silgimiz var. Ve maskemizi tamamen temizleyebileceğimiz bir clear mask. Maske temizle butonumuz var. Yine aynı şekilde brush size arkadaşlar fırça büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. En düşük 3, en yüksek 24 oluyor. Kenarlık toleransı, edge tolerance arkadaşlar en büyük 9, en küçük de 1 oluyor. Bunları biz kendi üzerinde yapacağımız çalışmanın hassasiyetine göre kendimiz ayarlamalarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada düzenleme araçları diyor. Yani maske düzenleme araçları. Buna tıkladığımız zaman maskemizin aktif ve pasif olmasını sağlıyoruz. Kopyalayabiliyoruz, yapıştırabiliyoruz ve maskemizi taşıyabiliyoruz. Geriye alabiliyoruz, ileriye alabiliyoruz. Bu seçenekler zaten programın kendisinde de mevcuttu. Onu biliyorsunuz. Yine Save Options kaydetme seçenekleri arkadaşlar. Maske olarak veya Invert Mask ters maske olarak kaydediyor. Biz bunu kaydet diye burada masa üstünü göstermişiz. Siz dilediğiniz bir klasöre göstermek suretiyle bu maskelerin PNG formatında, resim formatında bu klasöre kaydedilmesini sağlıyorsunuz. Yine arkadaşlar şu kısımda 3 tane simgemiz var. Burada hareketi algıla ve ona göre bir sonraki harekete göre maskeyi ayarla diye bir seçeneğimiz var. Burada klibe göre ayarla diyor arkadaşlar. Burada da hareketi zaman koduna göre ayarla diyor. Yani belirlediğimiz zaman kodunda hareketler ne şekildeyse ona göre ayarlamasını istiyor. Şurada yine büyüteç ve küçültmek için aracımız var. Zoom artı ve eksi. Buradan biz videomuzun şu kısımda boyutunu küçülterek 10 saniye 15 saniyeymiş. Şöyle yine büyüterek bu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi burada şöyle biraz ilerleyelim. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu biliyorsunuz. Corel Video Studio bilgisayarı bayağı bir yoran bir program. Ayrıca burada da maske oluşturduğumuz zaman videolar yani maskeleyeceğimiz videolar ne kadar kısa olursa o kadar avantajımıza ama bilgisayarınız çok çok iyiyse mesela en az 16 GB RAM'i var veya SSD diskiniz var gibi seçenekler varsa
Biraz daha uzun yapabilirsiniz. Biraz sonra göreceksiniz. Ben maskeyi ayarla dediğim zaman bayağı bir sürenin geçtiğini, yani 10 saniyede bile bayağı bir sürenin geçtiğini göreceksiniz. Şimdi ben ilk önce stil durağan kısımda neler yapabiliyoruz onu size göstereyim arkadaşlar. Durağan seçtikten sonra maskemizi sabit bir yerde duruyor arkadaşlar. Biz onu şuradan elips veya kare seçerek elips seçelim şöyle. Şuradan bir tane elips oluşturalım şöyle. Bunu taşıma aracımız bu demiştik. Buradan bunu seçtikten sonra şöyle zaten el işareti geliyor. Bunu istediğimiz noktaya getirebiliyoruz. Tabi burada seçilim maske alanı böyle açık mavi bir renkte oluşuyor arkadaşlar. Biz buna okey dedikten sonra alt kısma bizim maske şeklinde videomuzu gönderiyor arkadaşlar. Biz burada ne yapabiliriz? Biz burada istersek maskemize değişik efekt uygularız, istersek arka plana uygularız. Hangisini istersek buradan FX yazılı olan filter kısmından biz buradan herhangi bir mesela şunu alıyorum ben. Bunun üzerine bırakıyorum faremi sol tuşuyla. Daha sonra maskemizin ne işe yaradığını görüyoruz arkadaşlar. Projeyi de seçtikten sonra bu şekilde böyle bir uygulama yapabiliyoruz. Arka kısmı şey yaptık. Duotone. O efekti verdik. Tekrar ben geri alıyorum. Aynı işlemi farklı bir efekt ile yine resmimiz üzerinde yapabiliriz. Şöyle farklı bir resim olsun istiyorum. Mesela şunu seçelim. Nasıl bir uygulama olacak görelim. Şöyle en başa alıyorum videomuzu. Burada pek de belirli olmadı. Tekrar ben geri alıyorum. Başka bir efekt uygulayalım. Burada da mesela şunu uygulayabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Burada da bu şekilde arka planı sabit tutarak maskemizin içerisinde seçmiş olduğumuz videonun kısmını oynatıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrar siliyorum. Şimdi video üzerinden maskeleme nasıl yapıyoruz onu göstermeye çalışayım. Yine buradan seçiyorum bu sefer mask kreatör diyerek. Burada yine aynı ekranımız geldi. Biz burada şöyle videomuzu en başa aldıktan sonra arkadaşlar şimdi burada brush size fırçamızın büyüklüğü ve toleransı dedik arkadaşlar. Burada tabi burada programın bana göre bir eksikliği var. Yani aslında maskeleme çok çok da iyi neticeler alabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar. Özellikle böyle saç gibi çok detay olan kısımlarda maalesef çok zor. Yine bana göre bir eksisi bu uygulamanın. Ben bu şu ekranı büyütüp küçültebilmeliydim. Yani zoom yapıp veya küçültebilmeliydim ki ince hassas ayar yapabilmeliydim. Bunu büyütemediğim için ister istemez kenarlara taşmalar fazlasıyla oluyor ve o durumda da istediğimiz neticeleri alamıyoruz. Tabi burada program kendi sitesinde bunun nasıl yapıldığına dair video yayınlamış ancak o kadar kolay bir video seçilmiş ki onu herkes yapar. Yani acemiler bile yapar o kadar söyleyeyim. Böyle bir video üzerinde bunu denemeleri daha güzel olurdu. Neyse yani hiç olmamasından iyidir tabii. O da ayrı bir mesele. Şimdi brush'ımızı ve toleransımızı en düşeye getirdikten sonra arkadaşlar brush'ımız 4 olsun. Şöyle bir çizgi kalınlığına bakıyorum. Tam fena değil diyorum. Çünkü ne kadar kalın yaparsak dışarıya taşımlar o kadar fazla olacağı için biraz hassas davranalım diyorum arkadaşlar. Ben buradan çizmeye başlıyorum. Şöyle çiziyorum. Zaten çizdiğim alanlar mavi oluyor. Onu görüyorsunuz. Hata yaptığınızda üzülmenize gerek yok. Tekrar silebiliyorsunuz lüzumsuz yerleri. Ama tabii burada şu önemli. Geriye ne kadar az dönersek o kadar da iyi. Şöyle ben tabi bunu örnek amaçlı gösteriyorum. O yüzden
çok da istenilen netice gibi olmayabilir. Ama bu programın suçu benim değil. Yani şunu büyütebilmiş olsaydım daha güzel boyardım. Evet, böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şurada bir kısım boyanmadı. Onu tekrar şöyle üzerinden geçiyorum. Bu sefer de taştı. Evet, ince hassas ayar olunca böyle oluyor. Şöyle burayı yaptıktan sonra daha sonra bunu size tekrar göstereceğim. Biraz daha büyütüyorum fırçayı. Tekrar bir daha boyamaya başlıyorum. Veya biraz daha büyütelim. Yani çok zaman kaybı olmasın. Bu şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Boyamamı gerçekleştiriyorum. Şöyle boyanmamış alanları görebiliyoruz. O güzelliği yapmışlar en azından. Evet, şimdi silgimizi alıyoruz arkadaşlar. Fazla gördüğümüz yerleri yine siliyoruz. Şöyle yaklaştırma işlemi olmadığı için bayağı bir sıkıntı. Biraz da ben mi beceriksizim nedir onu da bilemiyorum. Şöyle alıyoruz. Tekrar o fazladan aldığımız kısmı boyayarak şöyle. Bunu daha sonra tekrar düzenleyebiliriz arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısımda bunun ayarlamasını yapıyoruz. Klibe göre ayarla dedikten sonra ben burada tıklıyorum. Şimdi program kendisi onu klibe göre maskeyi ayarlayacak. Bekliyoruz şimdi. Evet, klibe göre kendisini ayarladı arkadaşlar. Ben tekrardan şimdi en başa geliyorum. Şöyle şu kısımdan parça parça gitmeye gayret ediyorum. Tabi burada şurasının fazlalığını görüyorsunuz. Onu tekrar ben siliyorum. Şurada mesela eksik kalmış. Yine onu yapıyorum. Yine bir ileriye gidiyorum. Fena değil, fena değil, fena değil. Evet, şurada bir tane vardı. Şu kısımda bakın arkadaşlar. Yine ben burayı siliyorum. Tabii bu çok zahmetli bir iş arkadaşlar. Çok sabır isteyen bir iş. Burada biraz da ürküttüğü kurbağa tuttuğu balığa değer mi cinsinden bir iş olacak bu açıkçası. Yani çok çok önemli bir şey olmadıktan sonra şahsen ben böyle bir işe girmem. Evet, bu şekilde biraz ilerleyelim şöyle. Evet, yine burada bir kısım var. Buraları program demek ki görmüyor. Şu kısmı fazla yaptık, silelim. Evet. Bunu yapıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şu kısımda var. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi ben tamamını yapmayacağım tabii ki, sizlerin de zamanını almak istemiyorum.
Şöyle sadece nasıl yapıldığını görmeniz yeterli. Yani hep de aynı yerlere şey yapmış. İşin garip tarafı. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ben tekrardan bunu yine bir daha şey yapıyorum. Ayarla diyorum. 10 saniyelik görüntü bile arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika falan sürüyor. Bu da yine bilgisayarın performansıyla ilgili. Bu işlem bittikten sonra, yani şurada klibe biz bunu ayarla dedikten sonra, işlemimiz bittikten sonra OK tuşuna tıklayarak arkadaşlar videomuzun bir alt satıra gelmesini sağlıyoruz. Alttaki zaman çizgisine. Burada mesela ben yine üstteki kısımda FX kısmından mesela ona bir tane efekt uyguluyorum. Şöyle. Buradan da videomuzu seçiyorum. En başa alıyorum. Proje kısmından biliyorsunuz. Şöyle oynat dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi arka kısım blur şeklinde. Şuralar falan gayet güzel olmuş gördüğünüz gibi. Ama şurada renklerle ilgili zannediyorum sıkıntı var. Orada mesela burada kafasını kesmiş gibi seçenekler var. Bakın şurada çok keskin olan noktalarda kesim gayet güzel yapılmış. Söylediğim gibi yani bina gibi, araba gibi yerlerde bu kesimler çok düzgün çıkabilir. Ama böyle özellikle saç gibi çok zor olan, kesimi çok zor olan uygulamalarda sıkıntılar yaşanabilir. Corel Video Studio X10 Ultimate programıyla maskeleme nasıl yapılır? Onları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bana destek olmak için ve bundan sonraki gelecek olan videolarımdan haberdar olmak için ücretsiz olarak abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.